Sahte ihbarların cep telefonlarının sim kartlarının çıkartılarak yapıldığı ifade edildi. Ancak asılsız ihbarların patates hat olarak tanımlanan başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanıldığı şüpheli sim kartlar üzerinden yapıldığı bilgisi de mevcut. Hatta bu iş için 30'a yakın patates hat kullanıldığı yerel kaynaklarca ifade edildi. Patates hat olarak tanımlanan telefon hatlarının kullanılması başta olmak üzere yaşanan süreçte ortaya çıkan şüphelilerce gerçekleştirilen suyu bulandırma işlemleri, aileye bu konuda destek verilip verilmediği sorusunu gündeme getirdi. Amca, kardeşimi öldürttü, Narin Güran'ın katledilmesi, köyde geçmişte yaşanan kimi olayların yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Narin'in kız kardeşi Tülin Güran'ın ölümünü şüpheli bulan savcılık Narin'le birlikte, ablasının ölümünü yeniden incelemeye aldı. Bu süreçte edindiğim bir bilgi daha var. Şöyle ki, Güran ailesinden bir kişi, ulaşan bilgi Salim ve Arif Güran'ın kardeşi 2011'de pamuk tarlasında silahla vurularak öldürüldü. Olayın gerçekleştiği dönemde 15 yaşında olduğu belirtilen bir şüpheli, cinayeti işlediğini savunarak teslim oldu. Ülkenin genel sosyolojine bakıldığında böylesi olay ya da olaylardan sonra adliyeye teslim olan zanlıların yaşının küçük olması pek şaşırtıcı değil. Benzer çokça olay yaşandı, hatta yaşanıyor bu coğrafyada. Buraya not edeyim. Belki savcılık bu dosyayı da yeniden gündemine alır. İşte Narin Güran cinayetini çözecek görüntüler. Meğer o kameralar her şeyi kaydetmiş. Türkiye nefesini tuttu Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran cinayeti soruşturmasına kilitlendi. Soruşturma kapsamında aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyar başta olmak üzere. Anne ve ağabeyin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yeni görüntüler var açıklaması sonrası gözler, o kamera kayıtlara çevrildi. Buna göre askeri üst noktadaki Şahin gözü kameralarının Narin Güran'ın evi Nevzat Bahtiyar'ın da evinin olduğu bölgeyi kontrol ettiği ve bu kayıtların soruşturmanın seyrini değiştirebileceği belirtildi. İşte detaylar. Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın 19 gün sonra dere yatağında cansız bedenine ulaşıldı. Anne ve ağabey dahil 12 kişi tutuklandı. Sabahtan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre, Türkiye'yi sarsan cinayette aracında Nari'nin DNA'sı bulunan amca Salim Güran, Nari'nin cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyar, Nari'nin annesi Yüksel, ağabeyi Enes, amcası Fuat ve eşi hediye kuzenleri Muhammed Kaya ve Birsen Güran, yengesi maşallah, halasının eşi Mehmet Şevket Kaya, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, 40, ile oğlu Ramazan Atasoy, 15, tutuklandı. Ancak cinayet bir türlü aydınlatılamadı. Nevzat Bahtiyar'ın verdiği üç ifadede kafaları karıştırdı. Bahtiyar'ın önarini Salim Güran öldürdü o ifadesine rağmen amca suçlamalara karşı çıktı. Ekipando article logo okumagai debamuiit